Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. 11. Suret. Gel ey muannit arkadaş. Yani ey inatçı. Bildiği halde inanmamakta direnen nefsim veya arkadaşım veya milleti küfriye. Bir tayyareye ya şarkı veya garba yani mazi ve müstekbele giden bir şimendifere binelim. Yani hayalimize geçmiş zamanı ve gelecek zamanı hayalimize alalım. Hayal tayyaresine binip geçmişe ve geleceğe bir nazar edelim aynı anda. Yukarıdan bakalım. Şu mucizekar zatın sair yerlerde ne çeşit mucizeler gösterdiğini görelim. Bizden önce yaşamış insanlar, bizden önce yaşamış mahlukat, bizden sonra gelecek olan insanlar, alemin kuruluşu, alemin batışı, yıkılışı, yani bir geçmişe bir geleceğe aynı anda bakar, yukarıdan böyle bakar bir nazarla, nazar edelim. Milyarlarca insan yarattı. Bir tanesi, eğer kıyamet kopmayacak olsa, kopacak, bu dünya ölmeyecek olsa ölecek sonsuz tane insan yaratır ve hiçbiri hiçbirine benzemez. Parmak uçlarına kadar farklı. Kudreti ilahiye bu kadar azametli. Evet. Gösterdiğini görelim. İşte bak gördüğümüz menzil ve meydan ve meşler gibi acayipler her tarafta bulunuyorlar. Lakin sanatça suretçe birbirinden ayrıdırlar. Fakat buna iyi dikkat et ki o sebatsız menzillerde, o devamsız meydanlarda, o bekasız meşerlerde ne kadar bahir bir hikmetin intizamatı, ne derece zahir bir inayetin işaratı, ne mertebe ali bir adaletin emaratı, ne derece vasi bir merhametin semeratı görünüyor.'' basiresiz olmayan herkes yakinen anlar ki onun hikmetinden daha ekmel bir hikmet ve inayetinden daha ecmel bir inayet ve merhametinden daha eşmel bir merhamet ve adaletinden daha eccel bir adalet tasavvur edilemez. Yani kendimize yapılan rahmet, inayet, adaleti alıp geçmiş ve gelecekteki bütün insanları bir anda nazara alıp bütün hayvanları, bütün görmediğimiz bütün mahlukları bir anda nazar alırsak Allah'ın inayeti, adaleti, merhametinin ne kadar geniş, ne kadar ecmel olduğunu hikmet gözüyle insan görebilir. Eğer faraza tevehüm ettiğin gibi daire memleketinde daimi menziller, ali makamlar, ali mekanlar, sabit makamlar, baki meskenler, mukim ahali, mesut rayeti bulunmazsa, yani ölüm haşa sümmaşa, yokluk, hiçlik, çürümek, dağılmak, yok olmak olursa, haşa öyle bir şey yok, yani tevehüm edersen, böyle olduğunu düşünürsen, böyle olduğuna itikat edersen, o zaman şu hikmet, inayet, merhamet ve adaletin hakikatları şu bekasız memleket mastar olmadığı malum ve mastar olacak. Yani haşa Allah'ın inayeti, merhameti, adaleti şu bekasız menzillerde eğer bu iş son bulacaksa bunların tam tersini in inkılap eder. Sümme haşa inayetsiz, merhametsiz, adaletsiz olur. Neden? Çünkü yara yoktan var edip bu kadar cihazlar yükleyip bir elma yemesi için bir alemi çevirip, çünkü o elmanın, o ağacın, toprağın, güneşin, atmosferin, yıldızların, kainatın, gezegenlerle irtibatı var. Ve alemi tek vücut olarak birbiri içinde birbirine inayetine koşturup, yardımına koşturup, yağmurları toprağa, toprakları işte nebatata yardımına koşturmak. Ve rahmetiyle perde arkasında bu kadar izzetler, ikramlar, iltifatlar, rahmetler sunmak ve onu her zaman inayet etmek, onu her zaman muhafaza etmek, Kerim ismiyle rızıklandırdıktan sonra bu kadar alemde adaleti gereği onu toprağa sokup yok edecek olsaydı bu kadar masrafları, bu kadar inayetleri, bu kadar ikramları, bu kadar rahmetleri yapmazdı. Bu adaletine ters düşerdi. Evet, demek bir diğer ahir var kabrin arkasında dünya gözümü kapattığım anda ebedi hayatıma başladığım andır. Doğduğum gündür. Ölümle, ölümle, ölümsüz hayata başladığım andır. Evet, büyüklerin ifadesiyle Allah bizi de ona mahzar etsin. Işte şebbi aruzdur, kavuşma günüdür, tehris tezkeredir, gözün açılıp uyandığı andır. Daha güzel bir aleme geçiş kapısıdır. Yoksa bütün yapılan masraflar, inayetler, ikramlar heder olur gider. Yine bir yerde ifade var. Buraya bakan bir ifade. Vermek istemeseydi, istemek duygusu vermezdi. Allah sonsuz hayat vermek istemeseydi, insana kendine dost ve muhatap yapmak istemeseydi en başta, sevdiklerinle ebediyen beraber kalma isteğini vermeseydi, sayabildiğin kadar sayabilirsin, ebedi gençlik isteği vermeseydi, Ebedi hayat isteği vermeseydi, vermek istemeseydi, istemek duygusunu vermezdi. Demek bu istemek duyguları bende varsa, bunların hepsini verecek, bu dünyayı israf etmeyecek. Bunun arkasında ebedi bir ahir var. Sabit makamlar var, baki meskenler var, mukim ahali var, mesut rayeti var. Ölüm hendeyini diyor üstad atlayıp ebedi hayata başlayacağız. Ölüm hendeyi Demek orada bir hendek tabiri var. Abi der, hendek. Hendek şu, Rabbim ölmeden önce nefis cihetinde ölmeyi nasip etsin. Ölmeden önce işaret yazdaki cümleyi söyleyeceğim. Allah'tan en büyük diyor hidayeti isteyin. Nedir en büyük hidayet? İsteyin diyor. Allah kadir mutlaktır. Hatta ayeti kerimede var. İsteyin vereyim diyor. Ne istiyorsun? Mevla'nı mı istiyorsun? Demiş ya Ecdat belanı mı istiyorsun? Ne istiyorsan verecek. Fakat mesuliyet var. Ne isteyeceksin? Allah'ım en büyük hidayeti istiyorum. Gözümdeki perdeyi kaldır. İlmelekin, aynelekin, hakkalekin neyse. Ne takdir ettiysen ona razıyım. Hakkı hak ölmeden önce batılı da batıl görecek kalbi ve ruhi bir iman nasip et. Bunu istemek lazım. Allah hiçbir isteği geri çevirmek çevirmez. Eğer bu derste bunu bize söylettirip istetiyorsa demek Cenab-ı Hak da vermek istiyor bu saatte kendinden bahsediyorsa, bahsettiriyorsa Ramazan-ı Şerif'te Kur'an derslerine bize muhatap ediyorsa Allah bizi seviyor ki bizi muhatap ediyor. Zaten ifade şudur. Allah seni sevmese sen diyor Allah'a sevemezsin. Önce ondan muhabbet gelir. Senden ona muhabbet gider. Sevdiğine işarettir. Kendi sevdiği kullarını kendi adının anıldığı meclislere getirir. Bir parantez açıp devam edeceğim. Üstad Hazretleri bir gün şeylere demiş talebelerine Allah bizi dahil etsin. Demiş ki Müslüman olduğunuza şükredin. Kur'an'ın bu asırdaki dersine muhatap olduğunuza şükredin. Ahir zamanda geldiğinize şükredin. Çünkü ahir zaman az amelle çok kazanma zamanı. Allah korusun az bir niyetle de tam batma zamanı. Hem mucizeler asrı hem felaket helaket asrı. Bunlara demiş şükredin. Rabbim bunlarla meşgul ediyor inayetini, rahmetini eksik etmesin. Bu derslerle bizi ebediyen Kur'an'ın hakikatlerine çıkıp ayet-i kerimelerin manalarını bir yerde ifade var yine. Diyor ki Hazret işaret üleceğiz de yine. Bu Kur'an'ın dört parçadır. Tevhid, nübüvvet, haşir, dördü ikiye ayrılır. İbadet ve adalet. Adalet kısmı diyor, adalet kısmı, hukuk kısmı, miras hukuku gibi hukuk kısmı, bir misal ana baba hakkı gibi hukuk kısmı dünyada kalır diyor ayetlerin. Tevhid, nübüvvet, evet ahiret ve ibadet. İbadet ise manası, namazın miraç olması gibi. Manasını ihtiva eden diyor ayetler ebede gider. Çünkü onlar Allah kelamıdır. İnsanlar ebediyen o ayetlerin hepsini tahsil edecekler. Manasını yani müşahede edip kelamın sahibinden kela, kelamullahı bulacaklar. Yani kelamın sahibiyle muhatap olacaklar. Fakat hiçbir zaman diyor o ayetlerin sahil selametine gidemeyecektir. Bir tane misal devam edeceğim. Bir tane misal kün fe yekün ayeti bir misal sadece. Hepsi bunun içine girer. Ol dediği zaman her şey olur. Bu ayetin içine girmeyen ne yaratılmış, ne yaratılacak, ne yaratılmamış ilmi ilahide olan hiçbir mahluk yok. Her şey kün fe yekün ayetinden gelir. Bir misal. Ve kün feykün ayeti ebediyen tahsil edilecek. Kün feyekün sahibiyle ebediyen muhatap olunacak. O yarattığı kudret eserleri seyredilecek. Fakat hiçbir zaman doyulmayacak. Ve sıkılınmayacak. Açıldıkça açılmaya devam edilecek. Hatta yine Hazret'in bir ifadesi var. Ne demek istiyor bilmiyorum. Ruh diyor dünyadayken kendisinin için bu ayetin içine girdi. Bunu ben ekliyorum. Belki de orada kayboldu, yok oldu yani Cenab-ı Hakk'ın sebepsiz yarattığı diyor tek mahluk ruhtur. Zat-ı ilahiye aynı olan mahiyeti meçhul mahluktur ama ne oldu bilinmeyen nef ruh ettim dediği mahluk ruhtur ama kelamullah mahluk değil. Orada diyor kayboldu. Bu kadar muhatap aldığı, peygamber gönderdiği, ikramlarda bulunduğu, alemi hizmetçi ettiği, bu kadar masraf ettiği mahlukatına elbette yok etmeyecek yok etmek için yaratmış olsaydı bu kadar masraf etmezdi. Allah israftan münezzehtir. Hatta bununla alakalı kendini inkar eden kafirlere dahi yok etmeyecek. Verdiği ruh nimetini verdiği mahlukundan geri alması diyor 29. sözde rahmeti müsaade etmiyor. Onların cehennemde cürüfünü ayıklayıp kirlerinden temizleyip ateş ile diyor işaret-ül bir nevi ülfet peydah eder. Evvelki şiddetinden azade olur bir nevi Allah'la diyor irtibat kapısı açılır. Dünyadaki yaptığı hayırlı işlerin mükafatını cehennemde görür. Bekaya o da mazhar olur. Bir nevi iman eder çünkü. Hatta ehli cehennemin cennetteki kendi akrabalarını seyretmesinden gelen ona has idrak edilemeyen ifade var. Bir lezzeti var. Yani verdiği ruh nimetini geri almak istemiyor. Rahmeti buna müsaade etmiyor. O zaman herkes ebede gidecek. Hatta sinekler ve böcekler için latif nüklelerde ifade var. Onlar da ruh sahibi. Sivri sinekler, kara sinekler, bütün böcekler ruh sahibi. Onlara da ruh vermiş. O bedenleri burada bir nevi talim görüp kendine layık bir kemalata çıkıp çektiği sıkıntılarla kendine layık cehenneme gidecek olanlar var. Sivri sinek gibi bir kısmı yeni bir beden giyip cehennemde kan emmeye gidecek. O kara sinek olan kısmı mikrop yemeye gidecek. Veya aslan kısmı mesela bu tarafa geçecek cennette. Bir nevi dünyadan gelen bir müze gibi, biblo gibi, canlı yalnız. Bütün aslanların ruhu diyor her bir cennette bir vücuttan istifade edecek. Onlar için diyor yer darlığı yok. Çünkü hepsi birbirine benzer diyor aşağı yukarı. Sadece Allah yolunda kesilen diyor koyunlar veya kurban hayvanları diyelim koyundan ziyade. Onlar diyor hususi bedenleriyle veya özel bazı hayvanlar, Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam devesi gibi adba özel bedenleriyle, Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın hüt hüt kuşu gibi özel bedenleriyle, onlar özel hayvanlar, onlar özel bedenleriyle cennete tek başına gidecekler, tek, müstakil olarak. Ama onlar da israf edilmeyecek. Onlar da yok edilmeyecek. Akılları yok, yok edilse bir şey olmaz. Ama rahmet ilahiye müsaade etmiyor. Mahlukatına ebediyet veriyor. Ebediyet. Evet, devam ediyorum. Evet, evet, evet. Estağfurullah. Bismillahirrahmanirrahim. Devam edelim. O vakit gündüz ortasında güneşin ışığını gördüğümüz halde, yani bu kadar inayetleri, rahmetleri, ikramları gördüğümüz halde, güneşi görmüyorsun ama gündüzün ortasında ışığını görüyorsun. Her tarafı aydınlatmış. Allah'ın rahmeti, inayeti, merhameti, adaleti her tarafı aydınlatmış. Kainatta gördüğümüz halde, güneşi inkar etmek derecesinde yok demek. Zehirli böcekten bal ye, elsiz böcekten ipek ki koskoca güneş ısı ve ışık saçan bir lamba ve soba olsun. Bir saniyelik yakıtı için dünya kadar belki yakıt yakıt lazım. Onu böyle masrafsız dünyaya hizmet ettirsin. Bu kadar inayeti, bu kadar rahmeti, bu kadar ikramı gör ama de ki yok. Demek ki kafirler kördür. Diyor ya küfür ehli kördür ve sağırdır ve kalbi diyor mühürlüdür. Eğer mümin görmüyorsa zımni olarak müminin de bundan hissesi var. Değil mi? Maddi ve manevi bütün rızıklar rezzakı göstermesi lazım. Maddi ve manevi bütün rızıklar. Yemek içmek değil sadece. Akıl rızkı. Değil mi? Bir Ayzemr oluyor adam bak akıl gidiyor. Hafıza rızkı. Değil mi? İman en büyük nimet. Kur'an. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu eserler. Yani rezzak isminin içine girmeyen bir şey yok. Her şey rezzak. Rezzak-ı geliyor. Evet gözünü kapamak, önündeki hikmeti inkar etmek, şu müşahede ettiğimiz inayeti inkar etmek. Yani şu anda bütün devletler bir tane mikropla baş edemiyor. Hadi hepsi bir araya gelsin, bütün paralarını bir araya koysunlar da dünyayı hareket ettirsinler. İnayete bak. Dağıtmıyor, sarsmıyor, uzaya fırlatmıyor. Denizler, karaları istila etmiyor. Beşerin bulaşık eli karışmasa hiçbir yerde intizamsızlık yok. Evet, şu müşahede ettiğimiz inayeti inkar etmek, şu gördüğümüz merhameti gece yattığın zaman sabah kalkınca ruhun nasıl oluyor geri geliyor? Nasıl uyuyan nasıl uyanıyorsun değil mi? Hafıza nasıl yerinde duruyor? Evet. Sayabildiğin kadar say. Merhameti inkar etmek ve şu kuvvetli emaratı, emaratı ve işareti görünen adaleti, yani ölçüyü, tartıyı, mizanı bu kadar mükemmelliği inkar etmek lazım gelir. Yani hepsini inkar edeceksin. Hiçbir şey yok diyeceksin haşa sümme haşa belki o zaman işte o sofistler gibi haşa Allah yok ahiret yok diyebilirsin. Ama bunları görünce Allah'ın varlığını bildikten sonra ahiret yok diyemezsin. Elbette Allah var, elbette ahiret de var. Allah var, elbette ahiret de var. Hem bu gördüğümüz icraat-ı hakimane, ef'ali kerimane, yani kerimane fiiller, değil mi? İcraat-ı hakimane, ihsanat-ı rahimane'nin, hem ihsan var ama rahimane ihsan, Değil mi? O çiçekler, o renkler, o kokular, o tatlılar. Hapishanede de adama yemek veriyorlar ama hiç rahimane vermiyorlar. Kahharane veriyorlar belki. Belki edepsizlik de veriyorlar değil mi? Allah bütün ikramlarını rahimane, kerimane ikramlar. Sahibini haşa, süm haşa, yüz bin kere haşa, sonsuz kere haşa. İşte tövbe estağfurullah. Burada nefse bir darbe vurmak var. Kalbi kenara alacaksın. Çünkü hani diyor ya ata et aslana ot atılmaz. Yukarıdaki ifadeler kalbeydi. Şimdi buradaki ifade ise nefse. Haşa sefih bir oyuncu. Haşa yok edecek olsaydı haşa çürütüp tattırıp ebediyen geri alacak olsaydı haşa gaddar bir zalim olduğunu kabul etmek lazım gelirdi. Ey alçak nefsim bunu da kabul edemezsin. He. Bu ise hakikatların zıtlarına inkılaptır. Yani kainattaki bütün hakikatin zıttına inkılaptır. Böyle bir şey yok o zaman muhaldir. Evet. Halbuki inkılabı hakayık bütün ehli hakkın ittifakıyla muhaldir. Yani güneş var, işte gündüz var, ışık gözüküyorsa elbette güneş var. Bunun zıttı yok. Çünkü gözü görüyorsun. Zıttı nasıl olsun? Yalnız her şeyin vücudunu inkar eden, işte bu en ahmak zannedilen, fakat üstadın ifadesiyle kafirler içinde, en akıllı olanlar sofestaylardır. Onlar ben varım, alem var, alemde bu kadar eser var, Allah yok diyemem demişler. O zaman iman da etmek istemiyorum demişler. Ben yokum, hiçbir şey yok, alem de yok. Haşa sümme haşa o zaman o da yok demişler. Ve ah, o kadar zeki oldukları halde ahmaklığa tam bir imza atmışlar. Eblehler hariçtir diyor. Demek bu diyardan yani demek bu memleketten başka bir diyar vardır. Bir gün bitecek. <laughs> değil mi? Ailen, çoluğun, çocuğun, yatağın, eşyan, yorganın, teneken, kutun, betonun, demirin, penceren, bilmem ne, hepsi bitecek bir güne. Zaten görüyoruz değil mi? Öldüğü zaman insanın değil mi? Eşyalarını dağıtıveriyorlar, ayakkabısını da atıyorlar, bilmem ne de yapıyorlar. Eşyası öyle bekliyor. Hiçbir şey tasarruf ettiği hiçbir şey elinde kalmıyor. Kendi de yok olup gidiyor. Böyle olamaz. Böyle bir şey yok. Bu muhaldir. Demek bu diyardan başka bir diyar vardır. Bu diyarda bu iş olmaz yani. Başka bir diyar var. Gelenler gidiyor, gidenler gelmiyor. Onda da bir mahkemeye kübra var. Hesap gör, hesap yeri var. Bu dünyada kalmayacak. Hani çok söylüyor ya, burada halka cevretmek kolay. Burada yalan söyleyebilir, aldatabilir, kandırabilir, satın alabilir. Para parayla satın alınacak diyor bir şey diyor mal gibi diyor değil mi? Malın ne olduğunu biliyorsunuz. Satın alınacak adamlar. Satın alınabilir. Mahkeme-i Kübra var. yarın hakkın mizanı var. Bir madeleyi uliya var. Bir mekremeyi uzma vardır. Ta şu merhamet ve hikmet ve inayet. Yani merhamet ebedi hayatla merhamet olur. Hikmet ebedi hayat olmazsa her şey hikmet değil, hikmetin zıttına inkılap eder, hikmetsiz olur. İnayet, bu kadar inayetler ebedi hayatla inayet olur. Ve bu kadar tam düzgün bir adalet ancak mahkeme-i kübra ile ebedi bir hayatla adalet olur. Tamamen tezahür etsinler. Yani Cenab-ı Hakk'ın bu esmaları dünyada değil, tamamen ahirette tezahür eder. 12. suret, gel. Şimdi Döneceğiz. Buraya kadar geldik. Geri dönüyoruz. Geri dönüyoruz. Suretlerin bir kısmına geriden bir daha bakacağız. Suret neydi? Dışarıdan fotoğraf çekmek, suret almak, tahlil etmek, ölçmek, biçmek, idrak etmekti suret. Bundan sonra mukaddime var. Bundan sonra hakikatler var. Yani görünen eşyadan bir çıkış yapmak. Görünen eşyadan. Gördüklerinden görmediğini görmeye çalışmak. Önce gördüklerini görmeyi öğrenmek. Suret. Şimdi geri döneceğiz şu cemaatlerin reisleriyle kim onlar? Peygamber Efendimiz ve Evliyaullah. Müştehitler, mücedditler, evliyalar ve zabitleriyle seydalar değil mi? Hocalar. Görüşeceğiz. Teçhizatlarına bakacağız. O teçhizat yalnız o meydandaki kısa bir müddet için geçinmek için mi verilmiştir? Yani kendi duygularına da bak. Onlara da bak başka yerde uzun bir saadet hayatı tahsil etmek için mi verilmiştir görelim. Kimse öleceğini bildiği halde öleceğine iman etmiyor. Herkeste bir ölümsüzlük duygusu var. Demek ki ölümsüz olan bir alem var. Bir tane misal. Adam diyor ki ya ihtiyarlasan da diyor işte ne diyor ihtiyarlasan da yaşlanmaman lazım diyor. Ya perde arkasında şunu söylemek istiyor. Ben 80 yaşına geldim ama içim hala daha genç. Çünkü ruh ihtiyarlamaz ebedi gençlik isteği var. Değil mi? Cihazlara bak. Cihazlar ebed, ebed, ebed diyor. Sevdiklerinden ebediyen ayrılmama isteği ve arzusu var. Evet. Yahut bu cihazlar burası için olamaz çünkü burası fani. O zaman başka yerde uzun bir saadet hayatı yani sonsuz bir saadet hayatı tahsil etmek için verilmiştir bu cihazlar, bu duygular, bu latifeler bu hisler. Evet. Görelim. Herkese ve her teçhizata bakamayız. Fakat numune için şu zabitin cüzdan ve defterine bakacağız. Bu cüzdan da zabitin rütbesi, maaşı, vazifesi, matlubatı, düsturu harekatı vardır. Bak. Bu rütbe birkaç günlük için değil. Yani şu kısacık adi dünya hayatı için olamaz. Pek uzun bir zaman için verilebilir. Şu maaşı da Hazine-i hassadan filan tarihte alacaksın yazıldır. Yani burası davrul hizmettir. Burada çalıştırır. Burada mükafat sadece avans nevinden var. Eğer hayırların mükafatı burada avans nevinden, teşvik primi olarak var ama asılları bu dünya bunu kaldıramaz. Asılları ahirette var. Yapılan bütün hayırların, hasenatların ve eksisi olan şerlerin karşılığını bu dünya kaldıramadığı için ahirete erteleniyor. Halbuki o tarih çok zaman sonra bu meydan kapandıktan sonra gelir. Şu vazife ise şu muvakkat meydana göre değil. Belki padişahın kurbünde daimi bir saadeti kazanmak için verilmiştir. Yani padişahın yanında, padişahın huzurunda daimi bir saadeti kazanmak için verilmiştir. Çünkü bu dünyada kimse memnun olamaz bu dünya doyurmaz. Bir dağ altın olsa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle ikinci dağı ister. Allah insanı aynayı samet yaratmış, doyumsuz yaratmış, doymasın ki samedin aynası olsun, helmin mezit deyip Allah'a doğru yürüsün. Doyarsa melek gibi olur. Allah öyle ibadet istemiyor. Melekler zaten var. İnsanda bu var. Doyumsuz yaratılmış. O duygusunun da doyuramaz ancak onu Allah'ın zatı cennet bile doyuramaz. Eğer cennette Cenab-ı Hakk'ın cemalinin cennetin dışına çıkıp görmek olmasaydı cennet dahi o duyguyu doyuramazdı. Çünkü o da madde. O da eşya, o da sanat. Esma-i Husna'nın direkt tecellisi dünyada gölgeleri var. Diyor ki kalpler ancak onu mutmayın onu zikretmekle mutmain olurun bir manası da kalp sonsuz derinliğe sahip onu ancak Allah için yaratılmış. Cenab-ı Hak da kendi de buyuruyor. Mahlukatı yarattım, insana hizmetçi olsun diye. Babanız Hz. Adem Aleyhisselam'a bütün mahlukatı bir nevi secde ettirdim. Çünkü üzerinde benim tecellim var. Seni de bana dost olmak için yarattım. Alemi sana hizmet etsin diye yarattım. Senden de şunu bekliyorum. Ben de senin yolunda her şeyi terk ettim. Evet. şu düstur ise bütün bütün açığa verir ki bu cüzden sahibi başka yere namzettir, başka aleme çalışır, bu dünya bunu doyurmaz. Bak şu defterlerde aletler teçhizatının sureti istimali mesuliyetler vardır. Halbuki eğer yalnız şu meydandan başka ali daimi bir meydan bulunmazsa şu muhkem defter o kat'i cüzdan bütün bütün manasız olur.'' hem şu muhterem zabit, mükerrem kumandan, muazzez reis, bütün ahaliden haşa aşağı, herkesten daha berbat. Betbaht daha biçare, daha zelil, daha musibetli, daha fakir, daha zayıf bir derekeye düşer. İşte buna kıyas et, hangi şeye dikkat etsen şehadet eder ki, bu faniden sonra bir baki var. Bu faniden sonra bir baki var. Ey arkadaş, demek bu muvakkat memleket bir tarla hükmündedir. Bir talimgahtır, bir pazardır. Elbette arkasında bir mahkeme kübra, bir saadete uzma gelecektir. Eğer bunu inkar etsen, bütün zabitlerdeki cüzdanları, defterleri, teçhizatları, düsturları, belki şu memleketin bütün intizamatı, hatta hükümeti inkar etmeye mecbur olursun bütün vaki olan icraatın vücudunu tekzip etmek lazım gelir. O vakit sana insan ve zişu denilmez. Sofayistaylardan daha akılsız olursun. Sakın zannetme ki, sakın zannetme, tebdil memleket delilleri bu 12 surete münhasırdır. Belki hat ve hesaba gelmez. Emareler, deliller var ki şu kararsız, mütegayir memleket, zevalsiz, müstakar bir memlekete tahvil edilecektir hem hat ve hesaba gelmez işaretler, alametler var ki bu fani ahali şu muvakkat misafirhanelerden alınacak saltanatın makarı daimisine gönderilecektir. Bahusus sana 12 suret kuvvetinde daha kuvvetli bir suret, bir bürhan daha göstereceğim. İşte gel bak. Şu uzakta görünen cemaat-i azime içinde evvel adada gördüğümüz büyük nişan sahibi Yaver Ekrem bir tebligatta bulunuyor. Gidelim dinleyelim. Tebligat devam ediyor. Tebligat bitmedi. Değil mi? Tebligat devam ediyor. Mescid-i Nebevi'den bütün alemden devam ediyor tebligat. Bütün salavatlara karşılık veriyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şu anda hay. Bütün peygamberlerle beraber. Bütün evliyallahla beraber. Değil mi? Yani tebligat devam ediyor. Zaten onların diyor inayetleri, himmetleri buraya gelir. Buradan dualar oraya gider. Yani alışveriş var. Öldü yok olmadılar. Hatta evliyalar için kullanılan tabir var. Hayattayken diyor kılındaki kılınç gibidir. Vefat ettikleri zaman vücut hapsinden kurtulup kılından çıkan kılınca benzerler. Hatta mektubatta ifade var. Mesela Seyit Ahmet Sünesi de yüz binler adama kumandanlık ediyor. Tasarruflara devam ediyor. Bunlar peygamber gölgeleri. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için ifadeler var ya, her bir salavat bizzat ona gider ve bizzat o salavata icabet buyurur. Yani tebligatı devam ediyor. Yani şu dersler, şu sohbetler o kapıdan gelip bizlere geliyor. Yani o kapı söndü gitti, kendi kendimize okumuyoruz burada. Değil mi? Beraberiz. Allah beraber etsin inşallah. Evet, büyük bir nişan sahibi. Evet, şu görünen cemaat-i azime içinde. O cemaat-i azime işte, Darul Beka'ya inkılab etmiş, geçmiş 124 bin peygamber ve evliyaların ve müminlerin Berzah alemindeki azim bir cemaati var. Ve şu anda burasıyla alakadarlar. Yani devamlı surette alakaları var. Evvel adada gördüğümüz büyük nişan sahibi yaver Ekrem yani ve Vesselam bir tebligatta bulunuyor. Ve şu anda o tebligatta bulunmaya devam ediyor. Devam ediyor. Kur'an'la değil mi? o hidayet hadi ismi ondan geçiyor. Yani sebepler aleminde en büyük ayna o. Vefat etti bitmedi devam ediyor yani. Zaten vefat etti demiyor. Ruhunun ufkuna yürüdü diyor. Değil mi? Gidelim dinleyelim. İşte sen de kalbini ve ruhunu al. Oraya gidelim. Efendimiz ve Vesselam'dan bizzat dinleyelim. Bak o parlak yaver ekrem. Nur ilahi üzerinde olan ve Vesselam. Yaver-i Ekrem Bak o yüksekte talik edilmiş ferman-ı azam yani Kur'an-ı Hakim'le ferman-ı azamıyla Cenab-ı Hakk'ın ahaliye bildiriyor ve diyor ki hazırlanınız. Hazırlık yapınız. Hatta bir hadis kutsi de var ya bir sahabe-i kiram efendimize buyuruyor vesselam, Ölümden sonra diyor derya çok derin yol çok uzun 30 bin yıl bir berze hayatı var. 50 bin yıl mahşer hayatı var. Dördüncü sözde orada izah ediyor. bir kısım berk gibi diyor 50 bin yıllık mesafeyi bir günde keser. Oraya bakabilirsin dördüncü sözde. 80 bin yıllık bir yol var. Derya çok derin, yol çok uzun. Amelden başka da hiçbir azık yok. O 24 tane altından bir tanesini bir bilete ver. Ta bu uzun yolda aç ve yayan kalmayasın. Orada o teşbih değil, hakikat. Yol çok uzun hazırlık lazım. Hazırlanınız. Değil bir Ramazan-ı Şerif'te? Hayatın her dakikasında, her saniyesinde hazırlık yap. Yoksa diyor bu uzun yolda aç ve yayan gitmeye de mecbur olursun. Fakat bir müjde de var. Dördüncü söze bakarsınız inşallah. Bir müjde de var. Diyor ya bir kısım ehli takva berk gibi, şimşek gibi 50 bin yıllık mesafeyi bir günde keser. Ve bir kısmı daha az, daha az, daha az yani çabuk seyruyun hesapla geçer. Fakat Efendimizin ifadesi bu. Hazırlanınız. Hazırlık yapınıza. Hazırlanınız. Dünyadan götüremeyeceğiniz şeylere kalbinizi bağlamayın. Tek götüreceğin şey amel. Ona göre hazırlan. Hazırlığını sağlam yap. Başka ana rahminden buraya geldik. Orada kavlu beladan geldik. Ana rahmi başkaydı, burası başkaydı. Anne karnı benzemiyor burası. Demek buradan başka bir aleme. Başka daimi. Daimi. Bir gün resul Ekrem soruyor aleyhissalatü vesselam. İflas etmiş kimdir bilir misiniz diyor. İflas etmiş. Kimdir ya Resulullah diyorlar. İfra, if, iflaz etmiş. Müflis. Hatta cevapta da, da şunu söyle sahabe-i kiram. Yani malını, mülkünü, ailesinin, çoluğunu, çocuğunu kaybetmiş insan mıdır diyor. Onu kastetmiyor hakiki müfliz diyor, hakiki iflas etmiş, kabre imansız girmiş, ebedi hayatını kaybetmiş, bir daha dönüp geriye gelip de imanı kazanmaya imkanı olmayan adamdır. Hakiki iflas eden adam. Dünyada çok var. Bir liraya muhtaç kalmış, sonra Allah acımış, merhamet etmiş, acizliğine, fakirliğine binaen ona ikramlarda bulunmuş, o ahmak da onu kendinden zanneden bazı ahmaklar da var. Ben bir liram vardı, şöyle oldum, çok zengin oldum. Kendine veren bazıları da var işte. İzzetle zillet, fakirlikle servet, doğrudan doğruya diyor Allah'a aittir. Dilediğine verir, dilemediğine vermez. Fakat kabre imansız girip geri dönüp de iman alıp giden yok. Bitti, iflas etti. Allah öyle bir iflasdan muhafaza etsin. Daimi bir memlekete gideceksiniz, daimi. Hiç buraya benzemiyor. değil mi? Be Eminim öyledir. Yani insanlar diye uykudadır, ölünce uyanırlar. Siz ölmeden önce uyanınız diyor. Ölmeden önce uyanınız. Hazırlık yapınız yani. Sevkiyat var. Ya Ramazan-ı Şerif bak 21 oldu, bitti. Ölmezsek bitti işte. 2000-2000'de 2021 oldu. Milayum milayum 21 yıl geçti. Değil mi? 40 yıl geçti, 45 yıl geçti, 50 yıl geçti. Ne anladın? Ha? Bitti. Daha kaç yıl daha gideceksin ki? Allah bilir ümmetimin ömrü 60-70'e geçmeyecek. Ee, 45 olsan e, bir 10 daha koy 55, bir 10 daha koy 65. E, 45'i bitmiş zaten o da meçhul. 20 var mı yok mu zaten tık 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 gidiyor. Yarısı zaten uykula geçecek. Oturdun kalktın bitti işte. Bu, her şey bu. Demek hazırlık ahiret için olacak. Ahiret için hazırlık yapan adam dünyası da kurtulur. Her şey ibadet olur. Nefes alması dahi ibadet olur. Dil öğrenmesi de ibadettir. Çalışması da ibadettir. Para kazanması da ibadettir. Allah namına niyetini doğrulttuğu zaman nefes almasından tut, beş vakit namazı kılmak şartıyla her şey ibadettir. Bütün ömrünü diyor, semeradar yapabilir. Semeradar ve sevaptır. Başka bir memlekete gideceğiz. Ya, beş yıl önce, altı yıl önce bilmiyorduk değil mi? Böyle yerlerde olacağımızı. Başka bir memlekete gittin. Demek bu dünyadan da çıkacağım. Başka bir memlekete gideceksin. Öyle bir memleket ki asla buraya benzemiyor. Efendimizin ifadesi Aleyhisselam bu memleket ona nispeten bir zindan hükmündedir. Zindan yani cennete nispeten. Vücut zindanında sıkışmış ruhların yeri burası. Zindan. Orası ise ferah vücut artık orada alet, ruh o vücutları çeviriyor. Değil mi? Zindandan, bostanı cinana çıkmak. Vücut kafesinden sıyrılmak. Evet. Padişahımızın makarı saltanatına gidip huzuruna çıkıp merhametine, ihsanlarına mahzar olacaksınız. Allah senden razıyım dedi mi? Ruhunun derinliklerine kadar selamet, emniyet, ferahlık, tarifi mümkün olmayan duygular. Değil mi? ben senden memnundum, razıydım, değil mi? merhamet ettim, ihsanlarına, ikramlarına, izzetine, iltifatına mahzar olmak. Kulum demesi. O vedud ismine mahzar bazı büyük evliyaullah diyor. de var. Nasıl insanlar onlar Allah'a aşık olmuşlar. Aşk ilahiye girmişler. Ya Rabbi diyorlar. Bizi huzuruna al. Bize bir kere sen İlahımız olarak kulum de, bize bizi ebediyen cehenneme at biz razıyız diyor. O bir kere bize teveccüh ettin ya diyor. Bedenimiz yansa da problem değil. Ruhumuz diyor gül gülistan olur diyorlar. Ama nasıl insanlar bunlar? Neyi keşfetmişler onu bilmiyorum. Evet. İhsanlarına mazhar olacaksınız. İnşallah Allah hepimizi, ailemizi, ümmeti Muhammed'e nasip etsin. Eğer Ümmet-i Muhammed'e yardımı dokunan ne kadar insan varsa hepsine de iman ve hidayet nasip etsin inşallah. Efendimiz ve Kur'an'ı tanımayı nasip edip onları da Cennetül Firdevs'in göbeğine koysun inşallah. Eğer güzelce bu fermanı dinleyip itaat etseniz, Kur'an'ı dinleyip Kur'an'a itaat etseniz güzelce. Yoksa isyan edip dinlemezseniz ...müthiş zindanlara atılacaksınız. Tarifi olmayan zindanlar. Dünyevi hapishaneler değil de. Ha. Tarifi olmayan zindanlar. Gibi tebligatta bulunuyor. Sen de görüyorsun ki... ...o ferman-ı azamda... ...öyle icazkar bir turra var ki... ...hiçbir vecihle kabili taklit değil... ...senin gibi sersemlerden başka herkes... ...o ferman... ...padişahın fermanı olduğunu kat'i bilir. Evet... 1400 yıldan beri ne düşmanları ne dostları onun benzerini yazamamıştır. Yok. Herkes katli olarak bilir ki o padişahın fermanıdır. O parlak yaver Ekrem de öyle nişanlar var ki binlerce mucize sahibi, değil mi? Senin gibi köylerden başka herkes El Emin Aleyhissalatu Vesselam o zatın padişahın pek doğru tercümanı evamiri olduğunu yakinen bilir. Pek doğru, el emin değil mi aleyhissalatü vesselam. Acaba o yaver ekrem, Rabbimizin bize ikramı olan yaver ekrem, o ferman-ı azamla yani Kur'an-ı Kerim'le beraber bütün kuvvetiyle dava edip tebliğ ettikleri şu tebdil memleket meselesi değil mi? Efendimiz var işin içinde aleyhissalatü vesselam. Bütün peygamberler var, ferman-ı azam var. Bütün kuvvetiyle canlarını, mallarını ortaya koymuşlar. Ve tebliğ ettikleri şu tebdil memleket meselesi hiç kabil midir ki itiraz kabul etsin? Evet kabil değil. İlla bütün bu gördüğümüz her şeyi inkar edesin. Şimdi ey arkadaş söz sendedir. Söyle ne diyorsan de. Ben ne diyeceğim? Nefis diyor. Daha bunun karşı bir şey denilebilir mi? Gündüz ortasında güneşe karşı söz söylenebilir mi? Yalnız derim ki elhamdülillah yüz bin defa şükür olsun ki vehim ve heva tahakkümünden nefis ve heves esaretinden kurtuldum. Vehim hakikatte olmayan vehimler, hayaller, şu andaki görüntü dünyaları, ses dünyaları değil mi? Vehim bunlar hepsi. Olmayan şeyler. Hevanın tahakkümü. Allah muhafaza o ayeti kerime var ya hevasının kulu oldu. Nefsine taptı. Allah muhafaza. Men ettehaza ila hevahu. Yani nefsine taptı. Nefsini ilah edindi. Tahakkümünden ancak böyle kurtulunabilir. Kur'an dersleriyle. Kur'an dersleriyle zikri ilahi, fikri ilahi, şükri ilahiyle kurtulunabilir. Yoksa nefis tahakkümünü aldı mı kendine taptırtır. Ve nefsin peşinden giden de cehenneme gider nefis ve heves esaretinden, köleliğinden kurtuldum. Yani illa bir abd olacaksın. En iyisi sultana abd ol ki sultanın en böyle bütün mülkü senin olsun. Onun namına da sultan ol. Nefis ve şeytana diyor abd olursan en aşağı derekeye lanetullah makamına diye düşersin. Daimi hapis ve zindandan yani cehennemden halas oldum ve inandım ki bu karma karışık kararsız misafirenlerden başka kurbu şahanede, yani karma karışık derken şöyle karma karışık gelen gidiyor giden gelmiyor devamlı bir sürede gidiş geliş var yani hiçbir şeyin kararı yok hiçbir şeyin kararı yok yani başka kurbu şahanede bir diyar saadet vardır biz de ona namzetiz elhamdülillah imanımız var elhamdülillah Kur'an'a Efendimiz'e Cenab-ı Hakk'a iman etmişik cennet kapısı bize açık Önümüzde cennet, ensemizde cehennem var. Fakat yüzümüz cennete dönük. Elhamdülillah. Ona namzetsin. Eğer kaybetmezsek. Günahlar küfre giden yollar. Oraya girmeyeceğiz. İşte her bir günahta küfre giden bir yol var. Allah muhafaza. Ama önümüzde cennet var. Ensemizde cehennem var. Yüzümüz cennete dönük değil. Ona namzet inşallah. İşte haşir ve ahiretten kina'ye ibaret olan şu hikaye temsili burada tamam oldu. Şimdi tevfik-i ilahiyle hakikat-ı ulyaya geçeceğiz. Temsil idi. En başta söyledi. Hikaye hakikatin temsili yalnız. Bu olmayan bir şey değildi. Ama şimdi asla mukaddimeye geçeceğiz diyor. Geçmiş 12 surete mukabil 12 mütesanit hakikat ile bir mukaddime beyan edeceğiz. Evet Allah rızası için El Fatiha.